Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine 4 gün kala piyasalardaki oynaklığı yakından takip ediyoruz. Peki küresel piyasalarda hangi konular öne çıkıyor? Küresel piyasalarda ise borç tavanının yükseltilmesine yönelik tartışmalar devam ederken bu görüşmelerin çıkmaza girmesiyle birlikte dün itibariyle düşük risk iştahıyla karşı karşıya kalmıştık. Bu sabah Asya yansıması ise eksi negatif olduğunu takip ediyoruz. Asya Pasifik'te 0.5'lik bir gerileme yaşanırken özellikle aralıksız 2 günlük kaybına bakacak olursak %1'e taşındığını da söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra Çin borsası hem büyümeye yönelik endişeler hem de jeopolitik gelişmelere dair yılbaşından bu yana en çok yükselişini koymuş olduğu yükselişinin de geri verildiğini takip ettik. %1'in üzerinde ise değer kaybıyla birlikte günü tamamlayan ABD borsalarının bu sabah vadeli işlemlerde sınırlı artıda olduğunu da yakından takip ediyoruz. Evet, küresel piyasalarda gözler borç açma, borç çıkma, borç tavanı açmazında olurken içeride ise seçim gündemi devam ediyor. Peki piyasa açılışında neler öne çıkıyor? Başlıklara bakacak olursak bugün evet ikinci tur seçimine, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine 4 gün kaldı. Fakat bugün önemli bir görüşme ve önemli bir açıklama gelecekti. Bugün Kılıçdaroğlu ve Özdağ temaslarının inceleyeceğini söyleyelim. Siyasi kanattan yakından takip edilecek. Evet, bir diğer başlığa dönüp bakıyoruz. Citibank'in yapmış olduğu rapor vardı. Bu rapora dair de Türkiye'deki büyük perakendeciler ürünlerindeki fiyat artışlarını direkt tüketiciye yansıtıyor dedi. Raporda şunlar öne çıkıyordu. Türkiye'deki kur ve enflasyon geçişkenliğinin perakendeciler üzerindeki etkisinin incelenmiş olduğu Türk Süpermarket Şirketleri analiz raporu içerisinde ülkede döviz kurunun tüketici fiyat endeksine geçişkenliğinin 2 yılda gözle görülür bir şekilde artmasına karşın Türk perakendecilerin enflasyondan etkilenmeyerek satışlarını ve karlarını arttırmaya devam ettiğine yönelik de mesajlar raporda yine yer alıyordu. Bir üçüncü başlığa dönüp bakacak olursak ABD'de borç tavanı ilişkilerinin çıkmaza girdiğine işaret eden açıklamalar geldi ki bu açıklamalar içerisinde 1 Haziran'dan önce yükseltilmesine yönelik görüşmeler devam ederken Meclis Başkanı tarafından ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy dün akşam yapmış olduğu açıklamada henüz bir uzlaşı sağlanmadığını açıkladı ve Louisiana Milletvekili ise Graves tarafından başka toplantıların planlanmadığı belirtilmiş oldu. Bu açıklama ise piyasalarda bir miktar daha baskı unsurunu oluşturduğunu söyleyebiliriz. Evet, peki ardından ise borç tavanına ilişkin, sorunsalına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Goldman tarafından yapılan açıklamada ise borç tavanında uzlaşma sağlanmazsa kısa vadeli keskin bir ekonomik şok yaşanabilir açıklamaları gelirken Goldman Sachs'a göre yükseltilmemesi çok keskin ve kısa süreli bir ekonomik şok yaratabilir. Ancak bununla birlikte temerrüt riskine ise halen daha çok düşük seviyede olduklarının da altı çizilmiş oluyor. Son dakikayı da aktaralım. İngiltere'de TÜFE Nisan ayında aylık bazda %1,2 oranında artış kaydetti. 0.8'lik beklentilere karşın diyebiliriz. Evet, yukarı yönlü bir hareket söz konusu olduğunu takip ediyoruz. Yıllık bazda ise %8,7'lik bir artış vardı. Önceki değerde ise 10,1. Çift hanelere İngiltere'nin ise enflasyon verisi çıkmıştı. Beklentilerde ise beklentilerin üzerinde gelen de bir veri olduğunun bir kez de altını çizmiş olalım. 8.3 beklentiye karşın 8.7 verisinin geldiğini de söyleyebiliriz. Enflasyon ve inatçı enflasyon aslında kurgusu tüm dünyada da devam ettiğini kendini gösteriyor. Verilerde bunu da almış olduğumuz verilere bağlayabiliriz. Son olarak ise ABD'de tüketici harcamaları daha da kısıtlanabilir açıklaması bu kez Fitch'ten geldi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch enflasyon nedeniyle zayıflayan tüketici güveniyle bölgesel bankalardaki stresten kaynaklı sıkı kredi standartlarının tüketici harcamalarının yavaşlamaya katkı bulunmasının beklendiğini de bildirmiş oldu raporda. Bir tarafta enflasyon, bir tarafta harcamalar, bir tarafta durgunluk aslında dünyanın bir üçleme içerisinde olduğunu, borç tavanı, enflasyon ve büyüme kaygılarının hakim olduğu bir süreçten geçerken küresel piyasalarda. Peki içeride neleri takip ediyoruz? Şimdi başlıklar sonrasında bugün yatırımcıların ilgi odağında hangi veriler olacak üzerinden bir geçelim.
NCM Investment günlük veri takvimini sunar. Evet, az önce İngiltere'nin verisini karşıladık. Beklentilerin üzerinde gelen yalnız yıllık bazda çift hanelerden de bir tek haneye geri dönüşün yaşamış, yani geri döndüğünde takip etmiş olduk 8,7 ile birlikte. Saat 10 itibariyle ise Türkiye'den kapasite kullanım oranını karşılayacağız. Reel kesim ve sektörel güven endekslerinin de geleceği Mayıs ayına ilişkin saat 10'da bu iki veriyi de karşılayacağımızı hatırlatalım. 11'de ise İFO iş eklimi endeksi Mayıs ayına ilişkin önem arz ederken saat 19 itibariyle ise Rusya'dan fe rakamlarını karşılayacağımızı söyleyelim. NCM Investment günlük veri takvimini sundu. Evet, içeride ve dışarıda gelişmeleri takip ediyoruz. Peki Asya'da nasıl bir sabah uyandık? Şimdi Asya'ya gideriz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Evet, borç tavanı çıkmazı Asya'ya da yansımış gibi görünüyor. Ayrıntılarını ise Ersoy Kazancı aktaracak. Ersoy, sözü sana bırakıyorum. Hoş geldin. Pelin, merhaba, hoş bulduk. Bugün Katar'ın başkenti Doha'dan sesleniyorum. Çünkü Katar Ekonomik Forumu var. Bugün ikinci gün. İlk günün biraz daha kalabalık olduğu söyleniyor. Katar emiri ve Bloomberg'un kurucusu Mike Bloomberg buradaydı. Bugün de ama yine kalabalık olduğunu söyleyebilirim. Piyasa açısından zor bir gün. Satışlar hakim. Amerika eksilerle kapattı. Asya'da da eksiler var. Sen de demin belirtiyordun. Borç tabanı limiti konusu piyasa üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Tabii ki enflasyon endişeleri, yavaşlama endişeleri de bununla birlikte geliyor. Böyle olunca da Amerika'nın eksileri Asya'ya yansımış gibi duruyor. Ama petrolde ise tam tersi bir görüntü var. 70-75 dolar bandından biraz çıktı. 73 dolar ve 77 dolar seviyesinde Amerikan tür ve Brent. Dün Katar Ekonomik Forumu'ndaki enerji paneli çok dikkat çekiciydi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz'in spekülatörlere uyarması, kısa pozisyon almayın, bundan zararlı çıkarsınız şeklinde açıklaması, acaba OPEC yeni bir üretim kesintisine mi gidecek beklentisi oluşturdu Pelin. O yüzden de petrolde bir sıçrama yaşandı. Sadece bu değil, Amerika'daki haftalık stoklarda da 6.8 milyon varillik azalma vardı APİN'in rakamlarında. Bu da petrol fiyatlarını yukarı çekti. Son olarak da Orta Doğu'daki bu Katar Ekonomik Forumu çok dikkat çekici bölgede. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ciddi şekilde çekişiyor diyeyim, rekabet içinde. Özellikle Dünya Kupası'ndan sonra da Katar'a ilgi arttı. Gaz konusunda, enerji konusunda Katar'da liderliği çekiyor diyeyim. Sözü sana aktarayım benim. Çok teşekkür ediyorum Ersoy Erkazancı aktardıkların için diyoruz. Asya'yı noktalıyoruz, içeriğiyle devam ediyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Evet, küresel piyasalarda ve içerideki gelişmeleri almaya devam ediyoruz. Tuğba Özal'le devam ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Tuğba Özay ile birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tuğba, günaydın, hoş geldin. Günaydın Pelin. Bugün piyasada FED tutanaklarını yakından takip edeceğimizi söyleyelim. Peki, öncesinde FED yetkililerinden gelen mesajları hızlıca üzerinden geçelim istersen, ne dersin? Evet, çünkü FED guvernörlerinden birbirinden farklı kafa karıştıran mesajlar gelmeye devam ediyor. Powell en son neyden bahsetmişti? Sıkılaştırmanın gecikmeli etkileri ve bankacılık streslerinden kaynaklanan kredi sıkılaştırmasının boyutu hakkında belirsizliklerle karşı karşıya izledi.
geçti ve daha çok faiz artırım ya da indirime ne zaman geçeceğine dair verileri takip edeceklerine dikkat çekmişti. Powell'ın iki oy hakkı olduğunu da hatırlatalım. Bullard, Şahin üyelerden biridir, Şahin guvernörlerden biridir. Bir oy hakkı var. Politika faizinde daha yukarıya gitmek zorunda kalabiliriz bu yıl. 50 baz puan faiz artışı yapma yapma ihtimalimiz var dedi. Yani 50 baz puan ki biz Haziran itibariyle artık hani faiz artırımları bitecek konuşuyorduk. Kaşgar ne dedi? Gelecek toplantıda faiz artışı da olabilir veya beklemeye de geçebiliriz. Temmuz ayında bir faiz artışı ihtimali de olabilir dedi. Oy hakkı yok, onu da verelim. Oy hakkı olanların aslında görüşleri bir miktar daha önemli ama oy birliği ya da işte oy çokluğuyla alındığı için karar. Diğer üyeler ne düşünüyor bunu bilmiyoruz. Piyasa fiyatlamasına baktığımızda şu an itibariyle zaten swap piyasasında %20'ler civarında aslında faiz artış beklentileri. Çok yüksek bir faiz artış beklentisi olduğundan bahsedemeyeceğim ama tahvil fiyatlamaları tarafına baktığımızda özellikle 2-10 yıllık tahvillerdeki fiyatlamalara baktığımızda aradaki 2-10 yıllık faiz spread arasındaki farka baktığımızda -62'ler seviyelerinde bugün itibariyle fiyatlamalar ve bu fiyatlamalar neyi gösteriyor? Aslında 2008 yılından bu yana yaklaşık 200, bugün 223 gün oldu. 223 gündür Fed'in -64.59 civarında. Bu fiyatlama resesyon göstergesi aslında. Resesyon göstergesi ben baktığımda 62 idi. Tarihte burada işte dün itibariyle alınan tarih olduğu için bugün itibariyle de 62 seviyelerinde. Şimdi burada neyi görüyoruz? Biz aslında 222 gündür piyasa aslında resesyonda olunabileceğini, resesyon beklentilerini fiyatlıyor. Ama işin farklı bir fiyatlaması. Burada işte kısa vadeli tahviller, uzun vadeli tahviller olarak ayırdığımızda kısa vadedeki tahvillerin getirilerinin artmış olduğu olduğunu görüyoruz. Bir de aylık ve bir aylık Amerikan tahvil bonosu ki hani şu anda hani dünyanın en güvenilir varlıklarından biridir. Bir ay ve hani sabit getirili bir ödeme. Onun fiyatlamasına baktığımızda 5.45'lerdeydi Pelin. Normalde işte kısa vade, uzun vadeyi geçtiğinde bu para politikalarıyla alakalı olduğu için faiz artırım beklentileri hala yüksek demektir. Ama 30 yıla baktığımızda, şimdi 30 yıl çok uzun bir süre ve buradaki ekonomik belirsizlikler, alınacak olan risk çok daha fazla. Normal şartlar de bunun daha fazla olması lazım getirisinin. Çünkü 30 yılın riskini alıyorsun bir yerde. Ama baktığımızda bir aylık bonoya baktığımızda 5.45 getirisi. Bu da aslında tahvil fiyatlamasının da biraz daha hala belirsizliği ön plana çıkardığının da göstergesi. O yüzden Wall Street tarafında varlık yöneticileri neyi fiyatlıyorlar şu anda? %2 enflasyon hedefinden çok çok uzak olunduğunu, o seviyelere yaklaşmanın şu anki politikalarla mümkün olmadığını ama şimdi bir tarafta finans piyasaları var, bir tarafta reel ekonomi tarafı var. Çok da fazla daha önce de FED artırması gerekenden fazla faiz artışı piyasayı boğmuştu. Bunu da yapmamak için orta yolda bir karar alınacaktır. Bir de borç tavanı krizi hala çözülebilmiş durumda değil. Hala o cepheden de bir ses yok. Bugünkü tutanaklar önemli olacak. Çünkü Haziran ayında herhangi bir indirime dair sinyal gelecek mi, gelmeyecek mi? Ya da beklenti aslında şu anda artık hani nihai seviyeye ulaşmış olduğumuz noktasında ve faiz indirimleri içinde 2023 son çeyreğine işaret edebilir. Geleceğini düşünüyor piyasa ama burada olası ve ekstra faiz artış ihtimali doğuracak kelimeler çıkarsa ortaya piyasada da bir satış baskısı görebiliriz riskli varlıklar tarafında diyebilirim. Zaten eğilimini hep o tarafa doğru vermeye çalışan şu an tam anlamıyla o güveni inşa edememiş olan da bir piyasa görüntüsüyle karşı karşıyayız değil mi? Kısa vadeli tahvillerden, bonolardan, fiyatlamalardan görebiliyoruz zaten bunu da. Tuğba çok teşekkür ediyorum aktardıkların için diyoruz. Tuğba Zal'le noktalıyoruz ama biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, içeride ve dışarıdaki gündemi takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle piyasalar nezdinde içeride seçim gündemi varken dışarıda ise borç tavanı açması konusu devam ediyor. Invest AZ'ye gidiyoruz. Araştırma ve Strateji Müdürü Mehmet Bilal Bircan bizlerle birlikte. Mehmet Bilal Bircan hoş geldiniz yayınımıza. Piyasalar nezdinde isterseniz küresel piyasalarla başlayalım. Küresel piyasalarda şu an itibariyle risk iştahının düşük olduğu bir görüntüyle karşı karşıya.
karşıyayız. Kimi zaman durgunluk, kimi zaman ise borç tabanı açmazı. Dolayısıyla tüm bu ayrıntılar piyasa üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Nereye kadar sürer? Risk iştahında bir yükseliş yılın ikinci yarısından sonra görür müyüz? Yoksa bu temkinli duruş devam mı edecek? Evet, merhabalar. Öncelikle günaydın. Baktığımız zaman küresel piyasalarda özellikle ABD tarafında, Avrupa tarafında çok ciddi değişkenlerin fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ABD tarafından başlayacak olursak ABD tarafında biraz daha artık son günlerde borç tavanı krizinin ön plana çıktığını takip ediyoruz. Ki diğer taraftan enflasyon ve Fed'in faiz artışlarına ara verip vermeyeceği yönündeki açıklamaları yine yakından takip edildi ve fiyatlamalar üzerinde etkili oldu. Bunun yanı sıra ifade ettiğim gibi son günlerde her ne kadar borç tavanı limitinin arttırılmasına yönelik haber akışları biraz daha ağır basmış olsa da daha önceki haber akışlarında bölgesel bankalardan gelen haberler de yine fiyatlamalar üzerinde etkili olmuştu. ABD tarafında böyle bir furya söz konusuyken Avrupa tarafında hala daha yüksek enflasyon verileri takip ediliyor. Bu diğer taraftan küresel piyasalar üzerinde baskı oluşturan bir diğer unsur. Bu hafta özelinde özellikle dün de PMI verilerini takip ettik. Baktığımız zaman özellikle Avrupa tarafında zayıflayan PMI verileri takip edildi. Keza ABD tarafından da yine imalat PMI 50 seviyesinin altına gerilediğini izlemiştik. Dolayısıyla küresel piyasalarda bir süre daha borsalar tarafında bu unsurlar aslında belirsizlik yaratacak, risk oluşturacak bir etken. Ancak diğer taraftan özellikle ABD tarafında Mayıs ayı başından itibaren S&P'nin hareketine baktığımızda yukarı yönlü bir seyri takip ediyoruz. Burada özellikle yatırımcıların biraz daha temkinli olması gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. Bu kadar belirsizliğin olduğu bir ortamda aslında S&P'nin de böyle hareket etmesi bir sinyal olabilir. Temkinli olmakta fayda var. Yılın ikinci yarısından sonra özellikle ABD tarafında Fed'in ne yönde adım atacağı bizim için önemli olacak. Burada ifade ettiğim gibi son PPK, son FOMC toplantısında Fed yetkilileri özellikle önümüzdeki süreçte faiz artırımlarına ara verilebileceği yönünde vurguları öne çıkmıştı. Keza bugün de tutanaklarda buna yönelik açıklamaların biraz daha ön plana çıkabileceğini tahmin ediyorum. Bu yönde eğer gelen açıklamalar devam ederse yılın ikinci yarısında biraz daha borsalar yönünde tabii burada borç tavanı krizinin de çözüleceğini varsayarak borsalar tarafında hareketlemeler görebiliriz küresel tarafta. Evet. O eksende... Tabii noktalayalım küreseli istersen seninle birlikte. Dediğim gibi küreselde borç tavanı ABD tarafında Fed'in adımları bile küreselde Avrupa tarafında özellikle enflasyondaki seyir de ikinci yarıda takip edilmeye devam edecek. İçeriye dönüp bakalım bir de. İçeride ise seçim gündemi devam ediyor. Seçim öncesinde volatilitenin arttığını takip etmiştik. Lakin Borsa İstanbul BIST Endeksine bakacak olursak dün yatay bir başlangıcın ardından gün içi hareketlerinin de sınırlı olduğunu takip ettik. 4430 puanla 4500 puanla arasında dar bir bant hareketini gördük. Dolayısıyla bu görüntü bize ne işaret ediyor? Bundan sonraki süreçte Borsa İstanbul'da yatırımcı nezdinde bir davranış değişikliği bekler misin? Yatırımcı şu an seçim öncesi süreçte ne yapmalı? Açıkçası bugünle beraber yaklaşık 3 işlem günü var seçim öncesinde, ikinci tur öncesinde. Burada volatil seyirin zaten bir süredir takip ediyoruz. Bu 3 işlem gününde de açıkçası devam etmesini bekliyorum. Bu açıdan yatırımcıların biraz daha temkinli davranmasında fayda var diye ilk etapta bunu ifade edebilirim. Biraz daha baktığımız zaman hacim tarafının zayıf kaldığını takip ettik seçim sürecinde. Ancak seçimden sonraki süreçte özellikle pazartesinden itibaren tabii çıkacak sonuç bizim için önemli olacak. Ama her halükarda hangi aday seçilirse seçilsin önümüzde bir belirsizlik faktörü ortadan kalkmış olacak. Bunun etkisiyle beraber
ufak da olsa borsada hareketlenmeler, tepki alımları görebiliriz. Ancak orta ve uzun vadede burada gelecek hangi adayın seçilmesine bağlı olarak oluşturulacak ekonomi kadrosu ve ekonomi politikalarında ne yönde seyir devam edecek? Mevcut ekonomi politikaları devam edecek mi? Ortodoks politikalara dönüş olacak mı? Orta ve uzun vadede biraz daha bunun fiyatlamalar üzerinde etkili olacağını söyleyebilirim. Kısa vadede ifade ettiğim gibi önümüzdeki 3 işlem gününde biraz daha volatilitenin yüksek, hacmin görece düşük kaldığı bir borsa takip edebiliriz. Burada teknik olarak baktığımızda özellikle 4400 seviyesi bizim için önemli desteklerden bir tanesi olacak. Hem gün içerisinde hem de haftanın devamında bu seviyeyi takip ediyor olacağız. Diğer taraftan dünkü kapanışla beraber hala da BIST endeksinin 200 günlük üstel hareketli ortalamasının üzerinde kaldığını takip ediyoruz. Bu da bizim için yine önemli seviyelerden bir tanesi. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece ifade ettiğim gibi seçim sonrasında yani önümüzdeki hafta yukarı yönlü hareketlenmeler en azından seçime dair belirsizliğin ortadan kalkmasına bağlı olarak görece biraz daha yukarı yönlü evrilebilir diye düşünüyorum. Peki hangi sektörler nezdinde bunun öne çıkacağını düşünüyorsunuz? Baktığımız zaman evet. Sektör bazında özellikle sektör bazında değerlendirirsek eğer birinci çeyrek bilançolarıyla beraber otomotiv ve çimento sektörünün biraz daha pozitif ayrıştığını takip ettik birinci çeyrek finansallarında. Bunun önümüzdeki süreçte de biraz daha diğer sektörlere nazaran pozitif ayrışmasını bekleyebiliriz. Ulaştırma ve havacılık tarafında özellikle de havacılık tarafında her ne kadar marjlarda biraz daha baskılanma görsek de yılın devam eden çeyreklerinde burada marjlarda iyileşme takip edebiliriz ki bu da bize biraz daha havacılık sektörünü diğer sektörlere nazaran pozitif ayrıştırabilir. Bankacılık tarafı burada belki çok son dönemde gündeme geliyor. Küresel emsallerine kıyasladığımızda veya geçmiş performanslarına kıyasladığımızda iskontolu bir bankacılık sektörüyle, bankacılık hisseleriyle karşı karşıyayız. Ancak diğer taraftan takip ettik ki seçim ilk tur öncesinde ciddi alım gelirken birinci tur sonuçlarının beklentilerin yani anketlerin tersine çıkma sonucuna ciddi satışlarla karşılaşmıştı. Ancak her halükarda bankaların yatırımcılar tarafından portföylerde ufak da yer verilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum ben açıkçası. En azından riski minimize etmek veya en azından portföy çeşitlendirmesi adına faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnvest AZ Araştırma ve Strateji Müdürü Mehmet Bilal Bircan aktardıklarınız için, değerlendirmeleriniz için diyoruz. Evet, piyasalara dair beklentileri aktarırken bugün yurt içinde ve yurt dışında hangi veriler yakından takip edeceğiz bir kez daha hatırlatalım. Mayıs ayı reel kesim güveni ve kapasite kullanım oranı verileri yurt içinde yakından takip edilecek ama bunun yanı sıra yurt dışında ise Almanya IFO verisi ve Fed tutanaklarının izleneceğini bir kez daha altını çizelim, aktaralım. Fed Guvernörü Waller tarafından ise açıklamalar yapılacak. Türkiye saati itibariyle 19'da yakından takip edeceğiz ve ECB Başkanı Christine Lagarde ise Türkiye saati itibariyle 20.45'te Frankfurt'ta bankanın 25. kuruluş yıl dönümü için düzenlenecek törende açılış konuşması yapacak. Yakından piyasalar yine buradan gelecek mesajları takip edeceğini söyleyelim ve şimdi kısa bir araya gidelim. Vadeli taraftaki açılışa bakıyor. 0.17'lik geri çekilmeyle birlikte 5207 puandan işlemden geçen Viyop 30 tarafı var. Peki borsa açılış beklentisi neler oluşturuyor? İnfo yatırıma gidiyoruz. Ergün Tekgül bizlerle birlikte. Ergün hoş geldin yayınımıza. Vadeli tarafta sınırlı negatif hareketleri takip ediyoruz. Bugün borsada nelere dikkat edeceksin? Ne dersin? Pelin günaydın. İyi sabahlar. Güzel bir gün olsun dileklerimizi yine deneyelim. Artık seçime son 3 gün kaldı. 3 günün en kritik günlerinden biri bugün olabilir tabii ki. Malum takastan ötürü bugün çarşamba hisse senedine takastan cumaya döndüğü için bugüne en başta ekstra bir denden içerisinde vurgu yapmak istiyoruz. Onun dışında tabii önce bir şeye bakalım. Yurt dışında aslında bugün İngiltere enflasyonu falan geldi. Bunlar bize de biraz ışık olsun diye altını çizmemiz gerekiyor. İşte enflasyonda yurt dışında bir durulma söz konusu. Nedeni aşikar.
Burada para politikasında son bir seneden beri önemli adımlar atılmıştı. İşte enflasyon yüksek çıkıyor diye burada faizlerin yukarı, politika faizlerinin yukarı yönlü merkez bankaları tarafından kararlar alındığını görmüştük. Faizlerin yukarı gitmesi enflasyonu şu anda dizginlemiş gibi görünüyor. Burada yeniden tekhanelere düşen enflasyon var. Bunlar güzel örnekler tabii ki. Bunun dışında tabii içeride borsadan ziyade kur tarafında, faiz tarafında da farklı dengeler oluşmaya başladı. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Birkaç hafta öncesinde malum üzerine birden fazla kurdan söz ediyorduk. Şimdi iki kurdan söz ediyorduk. Şimdi serbest piyasa kuru, işte Merkez Bankası kuru ve bankalar arası kuru diye şu anda da farklı bir kur oluştu. Bir de Viyop'taki dolar TL işlemleri, döviz işlemleri var. Buradaki faizler de şu anda %70'lere yaklaştı. Çoklu bir kur ortamı oluşmuş oldu. Bu da tabii ki normal olarak şu anda sermaye piyasaları içerisinde bir dengesizlik yaratıyor. Fiyatlama adına belirsizlik yaratıyor. Bunlar altı çizilmesi gereken önemli vurgular. Bunun dışında faiz cephesinde de şu anda mevduat faizlerinin geldiği yer belli. Orası yükselmeye devam ediyor ki faiz düşük kalacak beklentisindeydi piyasada ama görüldüğü üzere politika faizi aşağıda kalmasına rağmen birçok faiz yukarı gitti. Vurgulamıştım. Viyop'taki ürünlerden de zaten Mart ayından beri altını çiziyoruz. Faizlerde bir yükseliş olduğunu belirtiyoruz. CDS'imiz işte 700 puanlara falan geldi. O yüzden artık son 3 güne gelmişken piyasa riskleri fiyatlamaya başladı. Riskleri fiyatlamayan ender ürünlerden biri borsa oldu. Şu anda şöyle bir soru gelebilir. Fiyatlandığı zaten borsa geri çekildi, çekileceği kadar sorusu gelebilir ama daha kötü sünün olduğu dönemleri de yaşamıştık. Şimdi iki faz izliyorduk. Uzun zamandan beri belirtiyorum. Borsa cephesinde iki faz vardı. Birinci fazı tamamlamış olduk. Kabaca BIST 100'de 4400 bölgesi çok iyi bir şekilde savunuldu. 4400 bölgesi işte o meşhur herkesin dilinde dolanan o 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği yerde. Mayıs ayı boyunca ki Mayıs ayı genelden istelim may go away deriz. Bu tabirleri de unuttuk tabii ki. Şu açıdan yurt dışıyla entegrasyon, uyumumuz, korelasyonumuz azaldığı için. Şimdi burada çok ciddi bir destekten savunma gördük. Bu destek tutunduğu sürece, yani 4400 bölgesi tutunduğu sürece borsa faz bir satışını tamamlamış oluyor. Yani %25'lik satış düzeltme sürecini tamamladı, bitirdi gözüyle görebiliriz. 4400 peki düşerse ne olur? Kabaca 4400'den bahsediyorum. İstatistikler bunu genelde yayınlarda söylüyorum. Genelde %25'ten %35 düzeltme bölgesini bize işaret ediyor ki şu anda teknik olarak baktığımız zaman da 4400'ün altında bu bölgeye gelmesi görülebilir. Ama dediğim gibi işe pozitif tarafından bakacak olursak borsa cephesinde bu bölge savunulduğu sürece, tutunulduğu sürece o düşen kanalın yaklaşık 3-4 aydır bir düşen kanalı içerisindeyiz fiyatlama adına. Hala üst bandına yeniden dönme şansı borsa için şu anda mevcut. Mevcut ama koşullar buna uygun. Bu ayrı bir konu. Çünkü biz hep şey dedik, işte borsa çift bacakla koşarsa iyi bir rally yapabiliyor, yatırımcısını mutlu edebiliyor. Bankacılık endeksi ve sanayi endeksi, bu iki önemli majör endeksimiz borsayı taşıyordu. Şu anda ne yazık ki aksak piyasa dediğimiz yine bir piyasa içerisindeyiz. Bankacılık endeksi dün her ne kadar tepki vermiş olsa da ki burası yaklaşık 6-7 aydır dip yaptığı yerden bir ilk defa tepki vermiş oldu. Ne yazık ki ikisinin birlikte koştuğunu, sanayi endeksinin ve bankacılık endeksinin birlikte koştuğunu, böyle topyekun bir alış görmüyoruz. Bu alışları görmediğimiz sürece de ne yazık ki böyle bir V formasyonu şeklinde borsada yükseliş söz konusu olmuyor. Ama işte dediğim gibi pozitif tarafından bakmak gerekiyor. Şu anda destekler tutunduğu sürece evet, riskler bir miktar alınabilir. Tabii ki son 3 güne gelmişken burada kurumlar olarak kaldıraçların minimumda tutulması, kredilerin minimumda tutulması, risklerin minimumda tutulması özellikle bir Viyopçu olarak tavsiyemiz olacaktır. Bugün biraz daha destek kontrolünden çok direnç kontrolüne bakacağız. Kabaca 4700'lerde de çok kritik bir direnci var BIST 100'ün. Burayı geçip geçmeyeceğini kontrol edeceğiz. Herkese güzel bir seans diliyorum. Gelin. Biz de sizlere iyi seanslar diliyoruz. İnfo Yatırım ailesine diyoruz. Vergün Tekli'ye de teşekkür ediyoruz. Programı noktalıyorum. 10-15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.